sabah kuşaklarındaki bombası şovun. Fethettin Söz 3 Eylül'den itibaren Show TV'de günaydın diyecek milyonlara. Sinirli mi? Aksi mi? Neşeli mi? Önceki gün Suada'da düzenlenen kokteylde Fethettin Söz kendisini Show TV ailesine katan imzayı attı. Atıyorum. Mübarek gün, mübarek bir imza. Evet. Kimin ayağına basıyorum ben şimdi? Sen abi. Bastım. Bu özel imzaya özel bir kalem armağan ediyor Show TV Genel Müdürü Saner Ayar Fethettin Çöz'e. Ay çok güzel, çok güzel, çok teşekkür ederim. Nerede? Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel. Neden Show TV'yle anlaştık? Ve Saner Ayar imzadan sonra 4 yıldır uğraşıyorduk, sonunda başardık dedi Fethettin Çöz transferi için. Son 4 yıldır Fethettin Çöz'ü ikna etmeye çalışıyorduk. Sonunda başardık. Fethettin Çöz'ün bu yoruma yorumu ilginç oldu. Biraz nazlandık. Nazlanma süreci 4 yıl kadar sürdü. Saner Ayar alışılmış sabah programlarının, şov programlarının çok dışında bir formatta geldiğini söyledi Fethettin Çöz'ün. Ülkemize gelen bu yabancı yatırımcılar bir şov programı nasıl yapılır? Bunu bu sene bizim sabah şovumuzda görecekler. Ben kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum bizi kırmadığı için. 3 Eylül'de başlayacak olan programla ilgili olarak Fethettin Çöz ser verip sır vermedi. Dinden biraz bahsedebilirsiniz. İçerik sürpriz olacak. Eylül'de hep beraber göreceğiz. Yayın saatimizin karşısında Seda Hanım da var. En azından Seda Hanım'ı rakip olarak görüyor muyuz? Seda abla benim çok çok eski yıllara dayanan bir dostum var Seda ablayla. Bizim programımızın aynı saatte yayınlanması demek düşman olmamız demek değil. Güzel. Seda ablayı da çok seviyorum. Fethettin Çöz'e sorulacak çok soru vardı. Örneğin sürpriz konukları kimler olacaktı? Hayal ettiğiniz bir konuk var mı? Hayal ettiğim konuk tabii ki var ama bilmiyorum, program başladığı zaman göreceğiz kendisi için. Ben kara liste. Yani kara liste tabii ki yok. Elbette terlediği sorular da oldu Fethettin Çöz'ün. Örneğin teyzelerinizi, ablalarınızı çağıracak mısınız sorusuna bakın nasıl da politik bir yanıt verdi. Sanat camiasında herkesin tatlı tatlı atışmaları olabiliyor. İki gün sonra hep beraber yüz yüze baktığımız için de barışıyoruz. Yani tatlı küslükler her zaman olabilir. Biraz da magazinel dedikodu. Hafta içinde Hülya Avşar'ın gazetecilere söylediği, astrolistlere haddini bildirin sözlerine ne diyecekti Fethettin Çöz? Herkese astrolist demeyin çocuklar. Bari siz bir insanlara hadlerini bildirin. Yarın bugün bir açıklama yaptınız. Dün galiba. Aralarında sizde bulunduğunuz isimlere haddlerini bildirin demiş basit. Hülya Hanım artık üretme çağını bitirdi herhalde. Kendisi iş yapmadan bu tarz açıklamalar yapıyor. Cevap verince de sazan oluyorum. O yüzden hiç cevap vermek istemiyorum. Ve dün Fethettin Çöz bu kez tanıtım çekimleri için kameralar karşısındaydı. Sabahları nasıl olursunuz? Neşeli mi? Aksi mi? Eskiden nasıl olursanız olun. Artık sabahlarınız bambaşka olacak. Heyecanı tavan yapmıştı Fethettin Çöz'ün de 3 Eylül'ü iple çekiyordu. Çok güzel bir profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Sinevizyon ve Show TV işbirliği var. Onlarla birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. Show TV ekranlarında günaydın Türkiye demeye var mısınız? 3 Eylül'e kadar artık birazcık sabretmeniz lazım. Çünkü 3 Eylül'den sonra benle birlikte güne başlayacaksınız diyorum.